Merhabalar, yeni yıla girmek üzereyiz ve aklımızda bir sürü yeni ritüeller var. Verilmiş sözler, verilecek olan sözler var. Yılbaşında bu sene belki pandemiyle uğraşıyoruz ama asıl uğraşımız her zamanki gibi 31 Aralık'ta verilen sözler ve kilo. Bu kilo ile ilgili sizleri bir eksperle tanıştırmak istedim. Ulaş Özdemir, sağlıklı beslenme ve diyetisyen, uzman. Ben bu konuda pek herkese güvenmiyordum senelerdir. Fakat kendisiyle karşılaşmam ve kendi aldığım sonuçlar yüzünden bunları keşfetmeye değer buluyorum. Umarım Ulaş'la tanıştığınızda sizin de hayatınız benimki gibi değişecektir. Okey, hoş geldiniz. Ulaş Özdemir'in kliniğindeyiz bugün. Anadolu Sağlık Merkezi Ataşehir'deyiz. Merhabalar, hoş geldiniz. İyiyim, sizler nasılsınız? İyiyim, hoş bulduk. Ben size Ulaş'la tanışmamı anlatayım. Ben aslında gerçekten bunu seni tenzih ederek söylüyorum ama ben bu iki haftada bir kursa gidip diyetisyen oldum diyen insanları çok duydum. Ve senelerdir de uzak durdum. fakat sevgili arkadaşım Nurihan Ateş senin hastandı. Dolayısıyla bana çok başarılı sonuçlar aldığını, seni ne kadar sevdiğini ve saygı duyduğunu söylediği zaman ben de dedim ki madem ki pandeminin ilk dalgasına girdik, ben kendimde açıkçası bağışıklık sistemimi yüksek tutmak için kendime bir spor ve beslenme düzeni kurmak istemiştim ve seninle tanıştım. Evet. Mayıs gibi geldim. Hatta daha önce belki tanıştık ama programa Mayıs'ta başladığımı hatırlıyorum. Şimdi Mayıs, Haziran, Temmuz. 3 ayda ben Ulaş'ta 10 kilo verdim. 10 kilo verdik. 10 kilo verdim. Ama asıl amacımız 15 kiloydu. Ben açıkçası Ağustos'tan bugüne kadar bir ara vermek istedim. Bunun bir sürü sebebi vardı. Yoğun olmamın dışında açıkçası entelektüel manada bu sohbeti yapmadan önce ve herkesle seni tanıştırmadan önce ki buna ihtiyacın yok. Zaten çok sevilen birisin. Ben istedim ki acaba o verdiğim kiloları muhafaza edebilecek miyim? Yani onları muhafaza etmeden eğer ben Ekim, Kasım 4 ayda verdiğim 10 kiloyu geri alaydım. Benim için konuşulacak pek bir şey olmayacaktı. Doğru, aynen öyle. Dolayısıyla bu tabii yalnız beslenmeyle olmuyor. Sporla da oluyor. Ama bir şekilde herkesin seni tanımasını istedim. Dolayısıyla bana biraz kendinden bahset. Bunun öğrenim süreci neydi? Nasıl buna gönül koydun? Ve bugünkü metodların neler? Onlardan konuşalım. Öncelikle çok yakın olan meslek otomotiv mühendisliğiydi ilk hayalim. Ardından kendimden mühendis olmayacağına karar verdim. Çünkü herkesin doğduğu anda belirli şeylere yatkınlığı oluyor. Bu alana özellikle yoğunlaşmak istedim. Benim üniversite sınavına girdiğim dönemde çok fazla bu alana yoğunlaşan insan yoktu. Çok sınırlı sayıdaydı. Bununla birlikte özellikle son sınıfta hep diyetisyen olma üzerine kuruluydu hayatım. Burada çok az insan tarafından yapılıyor olması, işte önümüzde Taylan kümeli vesaire şeklinde bir jenerasyon vardı. Bunu dedim biraz daha belki bu alanda şey yaparsam, çalışırsam daha başarılı olabileceğimi düşündüm. Belki de içgüdüsel, bilmiyorum. Bu alana kanalize oldum ve Yeditepe Üniversitesi'ni kazandım bununla birlikte. Yeditepe Üniversitesi tercih etmemin sebebi de bu işi İngilizce eğitim olarak yapmaktı. Yeditepe Üniversitesi'nden mezun oldum. Ardından spor diyetisyenliği üzerine bir takım geçmişim oldu. Hillside City Club'lar, Etiler İstinye Park bünyesinde poliklinik hizmetleri verdim. Yaklaşık 4 yıldır da Anadolu Sağlık Merkezi'nde görev alıyorum. Hala kopamadım tabii Yeditepe Üniversitesi'nden. Yüksek lisans vesaire bu şekilde devam etti. Süper.
son 3-4 yıldır da Anadolu Sağlık Merkezi Ataşehir Tıp Merkezi'nde bu gördüğünüz özel asma katta hizmet veriyorum. Yani Ulaş aslında çok mütevazi ama ben onunla tanıştığımdan beri bir süre ortak tanıdığımı, senin hizmetlerinden yararlandığını da biliyorum. Bana da çok soruluyor. Bugünkü amacımız hem onunla tanışmanız hem de önümüzdeki haftalarda yılbaşından itibaren birkaç ay boyunca benim sosyal medyamdan Ulaş'ın bazı ipuçlarını sizlerle paylaşmak istiyoruz. Yani işin mutfağına girdik. Aynen öyle. Peki, Ulaş şimdi beni örnek alalım. Ben sana geldiğimde işte dedin ki 15 kilo idealiniz vermek açısından. Biz 16'ya çıkarttık bunu. Bir kiloyu sen ona şey al. Satma payı olsun. Evet evet şey olsun diye, sigortamız olsun diye. Metodun nasıl işliyor? Yani birazdan göstereceğiz. Ben genelde bir randevuya geldiğimde ilk önce sohbet ediyoruz. Evet. Ondan sonra ölçümleri alıyoruz. Ölçümlerde nelere bakıyorsun? Ölçümlerde önce bazal metabolizma hızınıza bakıyorum. Burada herhangi bir düşüş var mı? Bazal metabolizma ne demek? Bazal metabolizma yaklaşık uyurken yaktığınız kalori. Yani organlarınızın çalışma hızı. Aslında bakarsak vücudu bir fabrika gibi düşünürsek içeride çalışan işçi sayısı. Bu ne kadar yüksekse bizim için o kadar iyidir. O kadar çok yakıyoruzdur. Bazen şey insanlar duyuyorsunuzdur ya bu dünyanın yemeğini yiyor. Çok zayıf, kilo almıyor. Metabolizması hızlı. Aynen öyle, metabolizması hızlı insanlar. Bunlar adil yarışmaz genellikle kilo verme sürecinde diğerleriyle. Bir bakarsınız bir hafta 5 kilo verir, ikinci hafta 4 kilo verir, işte iki haftada 10 kilo vermiştir. Bazısı bunu bir yılda veremez. Tamamen metabolizma hızıyla alakalı bir kavram. Çoğunu genetik oluşturuyor bunun. Bir kısmı sporla destekleniyor. Bazal metabolizma hızı organların genellikle çalışma hızını anlatan bir kavram bizim için. Çok önemli bir kavram. Yani yola çıkış noktamızda çok önemli. Anladım. Ben bazal metabolizması hızlı insanlardan değilim. Bazal metabolizması hızlı insanları sevmem gibi oldu. Sevmem. Hem sevmem hem ben değilim. O da, yok ben spordan gerçekten destek almasam sağladığım başarıyı sağlayamazdım diye düşünüyorum. Benim için o tarafı da önemli. Peki yağ oranlarına da bakıyorsun değil mi? Tabii. Çünkü yani benim için onun çok önemi var diye düşünüyorum. Çünkü benim aslında bu yola başvurmam görselliğimden çok sağlıkla da ilgili. Çünkü ailemde işte diyabet var, yüksek tansiyon var vesaire. Artık inanılmaz zor olsa da 56 yaşındayım. Dolayısıyla şey yapmam lazım yani kendime de bakmam lazım. Yağ oranının önemi ve ölçümü nasıl oluyor? Şimdi... İlk görüşmeden önce öncelikle herhangi bir hastalığımız var mı? Bu bizim için çok önemli. İnsülin direnci, diyabet, hipertansiyon, hipotiroid gibi rahatsızlıklar en azından uzun bir yola çıkarken arabayı önce bir bakıma sokmak gibidir. Bunun tespitini yapmak çok önemli. Yani diğer doktorlardan sana bu sonuçlarla gelsin. Dahiliye veya endokrinolojiden bu sonuçlarla gelmeleri veya bu tanıyla gelmeleri bizim için çok önemli. İkinci noktada kullanılan ilaçlar çok önemli. Bazı ilaçlar bazı besinlerle etkileşime girebiliyor. Bazı ilaçları bazen bazı besinlerle vermememiz gerekiyor. İlaçlar çok önemli. Yani bazı turunçgillerle bazı şeyler gibi, yenmiyor. Gibi. Bazı kan sulandırıcılarla sebzeler yenmiyor gibi. Üçüncü bir olay sosyal hayat. Bence sorumuzun ve sohbetimizin çoğu burada gizli. Sosyal hayat en az bunlar kadar önemli. Evet. Neden önemli? Çünkü beslenmeyi değiştirirsek kilo verebiliriz. Ancak beslenme alışkanlığını değiştirmezsek bunların hiçbirinin bir anlamı yok. Evet. Aslında o arada belki de başardığımız şeylerden biri beslenme alışkanlığını değiştirmek olmuş. Evet. O sebeple sosyal hayat da benim çok baktığım bir şey. Dördüncü olarak yeme düzeni. Yani yeme düzeninden kastım şu. Sizin bir toplantınız vardır. Hiç unutmuyorum bir kere başıma geldi. Bir iş adamı Nijerya'da toplantısı varmış. Saat 9.30 civarındaymış. Listesine bir bakmış zeytinyağlı kabak yemeği yazıyor 5 yemek kaşığı. Şimdi sosyal hayata, günlük hayata uygun olabilmesi lazım. Nijerya'da bulmuş mu kabağı? Nijerya'da kabak bulamadı sanırım. Bana geldi çünkü sonrasında. sosyal hayata da uygun bir şekilde bir beslenme planı oluşturuyoruz.
Anlıyorum. O konuda ben tabii çok zorlanmadım. Çünkü dışarıdan gözüktüğü gibi değil. Benim gerçekten düzenli bir hayat tarzım var. Yoğun çalışmanın dışında. Çünkü seninle çalıştığımızda pandemi öncesi yani yeni başlamıştı. Çalışma düzenim yine yoğundu. Fakat yani ben iyi yaşayan biriyim. Evet, yaşayan kesinlikle. Yani benim yaşımdaki yaşıtım bir erkek. İşte alkolü var, o su var, bu su var. Bende onlar yok. Ben gelmeden bunu düşündüm. Kesinlikle öyle. Yani altına imzamı atıyorum. Çok 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 başarılı buluyorum ben sizi. Sağ ol. Yani büyük fark ediyor diye düşünüyorum. Yani alkolü olan bir bağımlılık olsa her gece herhalde altından kalkamazdım. Bir de dediğin gibi senin verdiğin, biraz sonra konuşacağız ölçümlerden sonra ne oluyor. Ben senin verdiğin saatlere de sadık kalmaya çalışıyorum. Çünkü benim için de eminim bu da çok... nasıl diyeyim, çok paylaşılan bir problemdir. Benim de gece akşam yemeğinden sonra sabah 9'dan akşam 7'ye yediğim kadar bir de 7'den gece yarısına kadar yiyordum. O alışkanlığı kırmak zorunda kaldım. Çünkü senin verdiğin menülerde bir şekilde yanlarında saatler de yazıyor. Evet. Onun önemini anlat. Yani her dört öğün değil mi bizde? Dört öğün. O biraz yine günlük yaşama göre değişen bir şey. Dört öğün olabilir, üç öğün olabilir. Günlük hayata göre değişen bir şey. Ortalama yatma zamanımızı baz aldığımızda belirli bir limit koyuyoruz. Örnek veriyorum. Siz 12'de yatıyorsunuzdur. Diyorum ki Moşe Bey, biz bunu saat 8'de noktalayalım. Ama başka biri gece 3'te yatıyordur. Bunu saat 8'de noktalayamayız. İşte onu da 10'da noktalayalım. Kimisi İstanbul trafiğindedir, saat 6'da akşam yemeğini bırakın köprünün ortasında trafikte çıldırmış bir halde olabilir. Ona saat 6'da yemeği bitir de diyemeyiz. Dolayısıyla günlük hayata en uygun formatı oluşturmak zorundayız. Sizdeki esas sıkıntı özellikle birçok insanda bu. Akşam yemekten sonra yeme alışkanlığı olduğu için onu kesmemiz gerekti. Onu kırmamız gerekti, evet. Ve aslında düşündüğüm zaman ve yaşadığım zaman onu kırabildikten sonra öğrendiğim ve hissettiğim aslında onun bir duygusal yemek olduğunu, açlıktan yediğimi düşünmüyorum. Çünkü çekirdekler, çikolatalar arkasından, tuzlu arkasından tekrar tatlı gibi dönüşümleri ben ondan açlıktan yapmıyordum. Kesinlikle, duygusal yemek. Evet, yani duygusal yemek zaten zor. Kırılacak bir nokta. Hele ki bu dönemde şimdiki karantinalar var, sokağa çıkma yasakları, kısıtlamalar vesaire derken herhalde en dikkat edeceğimiz noktalar o abur cubur. Aynen öyle. Bazı şeylerin porsiyonunu çok iyi ayarlamamız gerekiyor. Şu çok önemli, benim de çok sık karşılaştığım bir şey. İşte bir çatal ondan aldım, bir çatal mantı aldım, iki çatal patates püresi yedim, üç çatal profiterol yedim, beş tane aç. Hani düşük miktarlardaki şeyler birikebilir. Tabii. Dolayısıyla ciddi bir kalori ortaya çıkabilir ve bu sizin kilo vermenize engel olabilir, hatta kilo aldırır. Aynı zamanda bir takım böyle addicted, bağımlılık yapıcı besinler vardır. Yani ay çekirdeğini 10 tane yiyip bırakamazsınız. Bunun paketi bitmesi gerekiyor. Eğer kilo vermek istiyorsanız bunları da azaltmanız gerekiyor. Buradaki en önemli metot şu, mutfağa sokmamak. Gidip gecenin 3'ünde belki ay çekirdeği almak için 5 kilometre yürümezsiniz ama elinizin altında olursa yersiniz. Tabii. O yüzden belli bir şeye karar verdikten sonra çevrenizi de buna uygun hale getirmeniz gerekiyor. O yüzden bir takım besinleri akşam elimine etmek önemli bu süreçte. Yani alışverişinizi ona göre yapmanız gerektiğini düşünüyorum. Evde tabii benim için nispeten daha kolay yalnız yaşayan bir insan için ama bütün bir aile olduğunuzu varsayarsak tabii ki evde her türlü yiyecek olacak, o disipline girmek lazım. Yalnız ben şeyi de açıklamak istiyorum. Bu değişime uğradıktan sonra ben açlık da hissetmedim. Yani senin verdiğin menünün ki menü de set bir menü değil arkadaşlar. Yani asla kibrit çöpü kadar, yani kibrit kutusu kadar beyaz peynir ve yarım salatalığın kokusu filan gibi bir menü de değil. Dolayısıyla asla açlık çekmiyorsunuz o saatleri ve o miktarları şey yaptığınız zaman, takip ettiğiniz zaman. Bir de Ulaş'a ben açık açık söyledim. Hani bana
biraz daha seçenek ver. Dolayısıyla senin bana verdiğin her öğünde bu da olur, bu da olur, bu tabii, da olur gibi bir olması sistem lazım. Var. Aynen öyle. Tek tip beslenme zaten. Düşünsenize sosyal hayatınız kabak hikayesine döner biraz evet, önceki. Evet. Yok o sırada, yok bulamadınız, evet, nasıl olacak evet, yani? Muhakkak farklı seçeneklerin olması lazım. Evet. O farklı seçenekler bugünlerde daha az önemli ama pandeminin olmadığınız farz ederseniz ki ileride inşallah o günlerde bitecek. Bir lokantaya gidip sosyal olduğunuzda da neyi seçeceğinizi bilmek tabii, adına o seçimler çok önemli. Suyun önemi? Her şey. Her şey. Su o kadar önemli ki birçok insanda su içemiyorum şikayetini çok fazla duyuyorum. Burada bir şeye karar verme çok önemli bir olay. Yani su şişeleri yanınızda bulunacak. Gidip bir sürahiye su dolduramazsınız, gidemezsiniz, su içemezsiniz belki ama en kötü bu 500 ml'lik su şişelerinden her zaman bulunan, yanınızda 4-5 tane bulunursa su alışkanlıklarınızı değiştirerek başlayabilirsiniz işe. Çünkü 5 litre değil mi günde? Kaç orada litre? Sistem şu, kilogram başına 30 mililitre. Yani 80 kilo bir insan işte 2,5 litre gibi, 100 kilo bir insan 3 litre içecek gibi. Tamam. Ama burada ödem vardır, şişkinlik vardır. Burada farklı su mevzuatları uyguluyoruz veya çok ağır spor yapıyorsunuzdur. Ama rutinde kilogram başına 30 ml'dir ideal ölçü. 30 ml'lik kilonuzu çarpın. Aynen öyle. Tamam. Peki Ulaş, senin ödemle de ilgili bir çözümün var. Ulaş içeceği. Ulaş içeceği. Ulaş içeceğinin tariflerini gelecekte sizlerle paylaşacağız ama her akşam bir bardak. Her akşam bir bardak. Diüretiktir esasen. Doğal bir karışımdan oluşuyor ulaş içeceği. Tabii tabii. Fazla kendiniz suya yapıyorsun, attığınız bir şey. Kendiniz yapıyorsunuz. Bir yerden almıyoruz. Bir evet, marketing olayı da değil. Tamam. 4 gün boyunca da bozulmuyor. 4 gün dolapta saklanabiliyor. Çok yakında kanalda evet, göreceksiniz. 5 litre, 5 litrelik bir miktar yapıyorum ben. İçinde işte elma var, karanfil var, tarçın var, limon var, kilaz sıvı var gibi. İşte bunları kaynatıyoruz. Hayır. Şimdi şöyle, o zaman sohbetimizde paylaşmadığımız ne var? Ha, Ulaş yeni bir baba, onu paylaşalım. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Şimdi genelde bir randevuya geldiğinizde bir paket sistemi var. Ulaş'tan mesela 8, 16 vesaire gibi değil mi? Evet. Onunla haftalık ve hatta ben şahsen 10 günde 15 günde bir görüşüyordum. 2 hafta sonunu geçirmek benim için önemliydi. Böylece ne yediğimi tasarlayabiliyordum. Şöyle diyeyim. Bazı sistemlerde Türkiye'de geldiğinden beri duyuyorum. Seninle tanışmadan önce de duyuyordum. Onun için sıcak bakmıyordum. İşte telefonla her gün arayayım. Bu öğünde ne yiyeyim? Şurada nasıl yapayım deyip yüz yüze gelmeden bir diyetisyenle çalışan çok insan biliyorum. Ben bu başarıyı sen odada olduğun için söylemiyorum ama senin de göz göze gelip kendimi hem sorumlu hem motive hissettiğim için ve gerçekten çok pozitif bir insan olduğun için. Teşekkür yani ederim. Hiçbir zaman azarlandım. Azarlanacak bir şey de yapmadım ama yapsam da öyle yaklaşıyorsun galiba. O da senin bir inancın olsa gerek. Ya şimdi çok böyle bu süreçte gördüğüm hatalar oldu. Gerek staj döneminde gerek sonrasında işte eli sopalı direkt buradan şeyi çıkarıp ya nasıl kaçırdın sen bunu, nasıl yersin, işte sana menün bu değildi falan şeklinde. Bir kere bu zaten beslenme davranışını değiştirme sistemiyle uyuşmuyor. Çocuk gibi. Çocuk ya, o sırada olmuş olabilir, kaçak olmuş olabilir, sosyal hayat buna el vermiş olabilir, anti karakter olmamak adına bir şey yapmış olabilir bir miktar. Dolayısıyla insanı rotaya sokmak lazım. O yüzden böyle elim aşalı bir şekilde yaklaşmak bu süreçte doğru değil. Orada sadece şu anlatılması gerekiyor. Kaçırabilirsin. Kaçakların da olabilir. Problem de yaşayabilirsin burada ama yaptığın her kaçak senin hedefine bir hafta daha geç ulaşmana sebep olur. Bunu çok iyi bir şekilde anlatmak lazım. Veya bir sonraki hafta daha fazla yorulmana sebep olabilir. Oradaki doğru, seçenek de tamamen karşı tarafın oluyor. Hangisini seçiyorsa o bağlamda devam ediyoruz. Evet. Yani itici olan bir diyetisyenle çalışmak çok zor. Şey gibi yani biraz önce dedik, çocuk gibi yani devamlı disiplin eden bir anne babadan çocuk nasıl kaçarsa bir diyetisyen de müşterisi öyle kaçar diye düşünüyorum.
Peki o zaman şimdi şöyle, ben dediğim gibi 3 ayda 10 kilo verdim. Ondan sonra 3-4 aydır da görüşmedik, evet. Yazıştık ama görüşmedik. Ben dikkatli olmaya çalıştım ama birebir de Ulaş'ın dediklerini uygulamadım. Çünkü normal hayatımda da acaba ondan öğrendiklerimi uygulayabilir miyim? Aynen test öyle. Ettim. O testi de başarıyla kapattık. 100 gram falan bir farkla geri geldim. Sana aynen galiba. Öyle. Sakalımız uzamış. Sakalım uzamış. Aklım kısalmış. Şöyle diyeyim. O zaman normal bir randevuda yaptıklarımızı yapacağız. Evet. Ama ileriye dönük vermediğim ve vermek istediğim, amacıma ulaşmak istediğim, sağlıklı olabilmek için bir 6 kilo daha vardı. Gerçi evet. Ben artık herkes çok kilo verdin diyorlar ama onun suratımla ilgisi var. Vücudumda da istediğim yağ oranına ulaşmaya karar verdim. Bunun için hepinizi sorumlu, kendimi sorumlu tutmak üzere. Evet, pizza fotoğrafları. Dolayısıyla benim 6 kiloyu işte şöyle diyelim, yılbaşında başladığımızı düşünsek en geç, yılbaşından kaç ayda son 6 kilomu vereceğim? Son 6 kilo mesela, ilk 6 kilo olsaydı bunu farklı, belki 1 ay, işte 5 haftada tabii. Falan verebilirdik ama son 6 kilo olduğu için bunu 8 haftada vereceğiz. 8 haftada. Evet. Tamam. Çünkü 6 kilo yağ vereceğiz. Bu da çok önemli. Tamam. Öyle su falan atsak belki 2 haftada da veririz tamam. Ama 6 kilo yağı 7-8 haftada vereceğiz. 8 haftada vereceğiz. Bu da demektir ki ben 57 yaşıma Nisan'da istediğim kiloda girebileceğim. Dolayısıyla bunun sözünü herkesin önünde vermiş olalım. Ve kestaneli pastamı yiyemeyeceğim mi? Yok, yiyeceğiz. Tabii ki. O yüzden 8 hafta. Bir kaşık. Bir kaşık 8 haftada. Neyse, 8 haftada karşınıza istediğim kiloyla çıkacağım. Şimdi hep birlikte bir geldiğimizde ne oluyor? Benim burada bir dosyam var. Tabii ki. Bir kaşık kestane pilav olayını önceden değinmek istiyorum bu arada. Tamam. Şimdi Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği bir takım şeyler var. Dozlar var. Değişim listeleri diyoruz biz buna. Mesela karbonhidrat değişim listesi. Nedir bu? İşte bir dilim ekmek atıyorum, 3 tane kestane. Bla 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 böyle evet. Liste uzuyor gidiyor. Kinoa, karabuğday, pilav, bulgur vesaire şeklinde. Şöyle bir şey var. Bir değişim karbonhidrat yaklaşık 2-3 yemek kaşığı kadar pilavdır. Şimdi toplumumuzla uymayan bir değişim baremi. Biz 2 kaşık pilavı zaten yemeğin tuzuna bakarken bitiririz. Dolayısıyla 2 kaşık pilav ya Türk yok diye. Dolayısıyla oradaki kestane pilavı sonra toplu bir şekilde saklarız belki. 2 tane suşide 2 kaşık pilav var. Mesela aynen öyle. 2 suşi yiyebilirsin. Peki o zaman geldiğimizde normalde benim dosyam var. Evet. Ben bunu eve getiriyorum. Bu dosyanın içinde birazdan yapacağımız ölçümlerden çıkan bir kağıt var. Evet. Bunun üzerinde başlamış olduğum kilo. Kilo. Şu andaki kilom. Yağ kilo. Yağ oranı. Yağ oranımız. Hangi bölgede ne kadar yağ var? Bazal metabolizma hızımız. Oseos kemik ağırlığımız. Viseral yani iç yağlanmamız hepsi mevcut olacak. Bu makinede ölçüyoruz. Bu evet. Makinenin ismi nedir? Bu makinenin ismi InBody 720. Yani şeydekilerden değil, AVM'de bilim atılanlardan değil. Para atmıyorum içine. Ondan sonra o ölçüm bittikten sonra biz tabii ki haftamı, ayımı, ne kadardır görüşmesi onu paylaşıyoruz. Genelde dediğim gibi ben 10 günde bir geliyorum. Ondan sonra da sen buraya bir menü veriyorsun bana değil mi? Evet. O menüyü de tartışarak birlikte hazırlıyoruz. Tabii ki. Şimdi burada kahvaltı var. Benim yaşam tarzıma göre sabah spor yaptığım için, erken kalktığım için, gün boyunca da çıkmamam için benim sabah kahvaltım 10.30 ile 11 arasında aşağı evet, yukarı. Doğru. Ara öğün diye bir öğünümüz doğru. Var. O da 15.30 ile 16 gibi. Doğrudur. Ara öğün aslında bir öğle yemeği değil. Bunu şöyle düşünebiliriz mesela pazar günleri geç kalktık. Brunch. Geç kahvaltı yaptık, öğlen yemeği yemeyiz, atlarız, ara öğüne evet. Devam ederiz gibi düşünebiliriz. Tamam, yani. Orada da aslında gayet doyurucu opsiyonlar var. Akşam yemeği benim için 7 ile 7.30 arasında olmasında yarar var. Özellikle pandemi döneminde veyahut da karantina döneminde inanın ki bu takvimi izlemek
normalden çok daha kolay. Ciddi, çünkü ciddi evet, kilolar alınıyor bu dönemde. Ciddi kilolar alınıyor. Bir de yaşam tarzı olarak yani çok serbest olmadığımız için bu saatlere şey kalmak, sadık kalmak daha kolay. Daha kolay. Daha iyi hissedeceksiniz evet, zaten evet, kendinizi. Akşam yemeğinde ise gayet güzel salataların yanında protein çeşitleri vesaire gibi bir sürü opsiyon var. Bir de son bir ara öğünümüz var akşam. O da işte böyle bir parça tatlı çektiğimde evet, canımın bir parça işte kuru meyve olabiliyor. Evet. Yaş meyve olabiliyor. Kuru yemiş olabiliyor. Bir de en önemlisi yakında tarifini alacağınız Ulaş içeceğinden bir bardak içmeden evet, uyumuyoruz. Uyumuyoruz. Aynen tamam, öyle. Oldu. Proses bu. Ölçüm makinesi bu. Ölçümü biraz önce yaptık aslında değil mi? Evet, biraz dolayısıyla önce. Ölçümü size göstermenin pek bir manası kalmadı. Çünkü sonuçlar ortada. Sonuçlar 10 kilo verilmiş. 4 ayda geri alınmamış. Yakında bir 6 kilo verilecekmiş. O da 8 haftada olacakmış. Ben niye özel kilo ve sağlık tarafımı niye ifşa ediyorum? Çünkü sizler bana her şekilde yaptığımız her içerikten ilham aldığınızı söylüyorsunuz. Burada ilk defa gerçekten kendi adıma değil, sizin adınıza ilham almanızı isterim. Ben bu pandemi hakkında konuşan biri değilim. Çünkü eksper değilim. Bunu sakıncalı buluyorum. Daha önce söylediğim gibi evimde televizyon yok. Bu konuları takip etmiyorum. Takip ettiğim tek şey bağışıklık sistemimi kuvvetli tuttuğumda normal şartlarda hasta olmayacağımı biliyorum. Dolayısıyla benim pandemiyi açtığım savaş içinde bu beslenme şekli ve hayat tarzı var. O yüzden Ulaş Özdemir'le tanışmanızı istedim. Bizi misafir ettiğin için çok teşekkür ederim. Ben çok ederim, teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Çok tamam, çok mutlu oldum. Ben de öyle. 8 haftada eğer kilo verirsem, istediğim noktaya ulaşırsam görüşürüz. Yoksa asla bir daha YouTube'a çıkmıyorum. Çok teşekkürler. İyi günler. Kendine iyi bak. İyi günler. Hoşçakalın.